Merhaba kitap severler. Bugün Nobel ödüllü yazar José Saramago'nun başyapıtlarından biri olan Körlük kitabını ele alacağız. Bu videoda kitabın özetini, derinlemesine bir incelemesini ve sembolik anlamlarını detaylıca inceleyeceğiz. Hazırsanız Saramago'nun bu etkileyici dünyasına dalalım. Öncelikle kitap özetinden başlayalım. Körlük, isimsiz bir şehirde aniden başlayan ve hızla yayılan bir salgını konu alır. Bu salgın, beyaz körlük olarak adlandırılır ve insanları ani bir şekilde görme yetilerini kaybettirir. İlk vaka trafikte kırmızı ışıkta bekleyen bir adamla başlar. Adam birdenbire hiçbir şey göremez hale gelir ve gözlerinin önünde yalnızca beyaz bir ışık olduğunu fark eder. Kısa süre içinde bu gizemli körlük salgını şehirdeki insanlara yayılır. İlk kör olan adam bir göz doktoruna başvurur ancak doktor da kör olur. Hükümet, salgının önüne geçmek için tüm körleri terk edilmiş bir akıl hastanesine kapatır. Akıl hastanesine kapatılanlar dış dünyadan izole edilir. Burada körlerin nasıl hayatta kalmaya çalıştığını, insanlığın karanlık ve vahşi doğasını keşfederiz. Karantina sürecinde insanlar açlık, korku ve kaosla baş etmeye çalışırken insani değerlerini kaybederler. Yiyecek kaynaklarının azalması, insanların açgözlü ve acımasız davranmasına yol açar. Körlerin arasındaki tek gören kişi olan doktorun karısı kimseye söylemeden kocasına eşlik etmek için kör taklidi yapar ve bu kaosun tanığı olur. O, bir bakıma bu trajik duruma dair umudun ve insanlığın sembolü olarak görülür. Kitabın sonunda körlük aniden sona erer ve insanlar görme yetilerini geri kazanır. Ancak bu süreçte yaşananların insanlar üzerindeki etkisi kalıcıdır ve kimse bu deneyiminden aynı şekilde çıkmaz. Karakterleri detaylı incelediğimizde doktorun karısı, doktor, ilk kör ve eşi olarak üçe ayrılır. Doktorun karısı hikayedeki en kritik karakterlerden biridir. Salgın başladığında kör olmadığı halde kocasına destek olmak için onunla birlikte karantinaya gider. İnsan doğasının en kötü yanlarına tanık olurken insanlığın iyiliğine olan inancını korur. Doktorun karısı empati ve umut sembolüdür. Doktor, başlangıçta göz doktoru olarak görülen bu karakter körlük salgının kurbanlarından biri olur. Salgın ilerledikçe liderlik rolü üstlenmeye çalışır ve moral değerlerin nasıl çözüldüğünü deneyimler. İlk kör ve eşi ise salgının ilk kurbanı olan bu adam ve eşi hikayenin başlangıcında toplumun nasıl kaosa sürüklendiğini temsil ederler. Onların deneyimi salgının toplumsal düzeni üzerindeki etkilerini gözler önüne serer. Saramago'nun körlük kitabın temalar üzerinde ele aldığımızda 3 farklı tema işlendiğini görürüz. İlk tema toplumsal kaos ve düzenin çöküşüdür. Saramago, körlük salgını üzerinden toplumun ne kadar kırılgan olduğunu ve düzenin ne kadar kolay yıkılabileceğini gösterir. Körlerin kapatıldığı akıl hastanesi toplumun küçük bir mikrokozmosudur. Burada insanlar ilkel içgüdülerine geri döner ve medeniyetin ince yüzeyi hızla yırtılır. İnsan doğasının karanlık yanları ise kitapta kriz anlarında insanların ne kadar vahşi olabileceğini gözler önüne serilmektedir. Yiyecek sıkıntısı insanların acımasız davranışlara yönelmesine ve kendi çıkarları için başkalarını sömürmelerine neden olur. Bu durum insan doğasının en karanlık yönlerini açığa çıkartır. Empati ve insanlık. Doktorun karısı insanlık değerlerini koruyabilen tek karakter olarak öne çıkar. Onun varlığı insanın içsel iyiliğine dair umudu temsil eder. Kaosun ortasında bile empati ve şefkat gösterebileceğimizin bir hatırlatıcısıdır. Alegoriler. Beyaz körlük, kitapta geçen beyaz körlük sadece fiziksel bir durum değil, aynı zamanda ahlaki bir körlüğü sembolize eder. Toplumun adalet, doğruluk ve empati gibi değerleri kaybetmesini temsil eder. Beyaz, genellikle saflıkla ilişkilendirilse de burada tam tersi bir anlam taşır. Her şeyin görünmez hale geldiği, hakikatin ve gerçeğin kaybolduğu bir durum simgeler. Körlerin kapatıldığı akıl hastanesi ise toplumun bir minyatürüdür. Sınırlı kaynaklar ve özgürlüğün kaybı insanların temel içgüdülerini ortaya çıkartır. Bu alan medeniyetin ince bir perde olduğunu ve koşullar zorlaştığında insanların ne kadar çabuk vahşileşebileceğini gösterir. Doktorun karısının görme yetisini kaybetmemesi umudun ve insanlığın sembolüdür. O, İnsan doğasının iyiliğine olan inancımızı temsil eder. Körlük, kaosun ortasında bile insanın empati ve merhamet gösterme kapasitesine sahip olduğunu hatırlatır. Sonuç olarak, José Saramago'nun Körlük kitabı yalnızca bir felaket hikayesi değildir. Aynı zamanda insan doğası üzerine derin bir meditasyondur. Saramago, körlük metaforu ile modern toplumun kırılganlığını, insan doğasının karanlık yanlarını ve her şeye rağmen umudun nasıl var olmaya devam ettiğini ortaya koyar. Sürükleyici anlatım ve derin anlamlarıyla körlük mutlaka okunması gereken bir başyapıttır. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki kitap incelemesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.